İzleyenler yorumlara yazsınlar kaç dakika olsun, ideal dakika diye. Çünkü kayda başladım ben. Gerçek. Tabi tabii, yeni bir bölümün daha kaydına başlamış vaziyetteyiz. <laughs> aslı Örnekli Okur Arşivi'ne, hoş geldiniz. That's fake. Ay bu da ne şey, değil mi? Çok saçma duruyor. Saçma değil, başına. sahte söyledin. Hissederek, içten söylemedin. E, ne yapayım? Yani her bölümün başında Aslı Örnekli Okur Arşivi diye insanların beynini kazımak hoş bir şey mi ya? Ama sen bir markasın ya, o yüzden. Ha, evet. Evet aslında şöyle bir durum varmış. İnsanların en önemli şeyi kendi markalarıymış. Ve en önemli düşünmeleri gereken şey kendileriymiş. Ve kendilerini bir marka olarak sunmazlarsa bu hayatta hiçbir şey öyle normal gitmezmiş. Nasıl? Masal gibi anlattım Harika. değil mi? Harika. Kitap bitti. Ted Talk'a başladık. Evet, evet. Gerçek işimize dönelim mi? Evet. Sevironey. <laughs> <laughs> Bugünkü şey, can yayınları. Bu kitap çıktığı dönemde. Tabi bu kitap yeni bir kitap değil. Geçen sene, geçen dönem çok konuşuluyordu ama halen çok satanlar arasında yer alıyor. Senin ilgine çekti mi? Senin böyle şeyler ilgini çekmez genelde. Yani... Bu kitap mesela bundan önceki kitabı da çok satanlar ragen'e girmiş ve dizi olmuş. Ben bu kadar takip etmiyordum. Doğrusu bu kitapla birlikte kızı takip etmeye başladım. Ee, güzel Dünya Neredesin? Ee, i̇ki arkadaşın e, aslında bir çeşit mektuplaşmasını anlatan bir kitap. Mektuplaşma derken de internet çağını da kullan kullanıyorlar. O bakımdan iyi. Ee, yazarı da 91'li ve e, yani şeyi iyi kullanıyor anladığım kadarıyla. Sosyal medyayı iyi kullanıyor. Kitabı da bu şekilde yazıyor. E, ön plana çıkartıyor yani kendi aralarındaki teknoloji e, ve teknolojinin getirdiği bağları çok iyi kullanıyor bence karakterler ama e, hani biraz hafif konusunu anlatmak gerekirse e, Alice ve Elinde iki tane arkadaş var bunlar farklı şekillerde e, farklı şekillerde yaşıyorlar e, ve 30larındaki iki arkadaş Artık evlenme çağlarına gelmişler ama ikisinin de duygusal hayatlarında birileri var yok gibi. Ee, yani bu arkadaş da işte arkadaşlar, üniversite döneminden arkadaşlar falan. Ee, Alice flört uygulaması sayesinde e, bir şehir dışında bir e, çocukla, e, bir depo işçisi olan Felix ile yakınlaşıyor. E, bu sırada da Elian da Sona ile elen Eren, Eren ilişkisinin yaralarını, e, küçüklüğünden beri aslında işten içe bir şeyler hissetti, bir arkadaşıyla e, yakınlaşmaya başlıyor. Onun hikayesini anlatıyor. Yani aslında bu kitabı okurken hani bana gayet evet cümleler seri okunabilecek bir kitap mı evet ama bir baş mı? değil mesela <laughs> yani hani e, genel geçe aklında çok bir şey kalır mı evet hani günümüz ilişkilerini anlatıyor günümüz arkadaşlıklarını anlatıyor ama bu iki arkadaş birbirine işte Kimi zaman e, yani gönül koyuyorlar ama sonrasında bu gönül koymayı da e, güzel bir şekilde telafi edebiliyorlar arkadaşlık ilişkileri güzel o anlamda e, kitap güzel ama hani öyle şey mi yani izler misin Bunu dizi olsa çok insan izler ondan eminim ama mesela bir edebiyat başı yaptım değil hani çok 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 sevdim mi ortalama Hani çok çünkü bazı insanlar çok abarttı bu kitabı ama okunur mu? Okunur ama hani nerede okursun dersen kumsalda okumak için ideal. Ya hafif çerez bir kitap gibi mi? Yani hani böyle evet. popcorn movie derler ya. Ya ben bence öyle. Yani evet hani güzel ama popcorn movie yani aynen öyle. Ben evet. bir de birazcık daha böyle e, kasvetli şeylerden hoşlanıyorum ki kendi yazdığım, yaptığım işler de öyle. Kasvetli müzik dinlemekten hoşlanırım. Kasvetli film seyretmekten hoşlanırım. O kasvetin beni beslediğini düşünüyorum. O yüzden İlginç. ben biraz İlginç. daha neş yani ben e, çünkü o zaman sen normal hayatında çok neşeli birisin ve daha kasvet istiyorsun. Anca dengeliyor çünkü. İşte, yani eğlence ben eğlence de, eğlence e, eğlence. Normal hayatında aslında e, yani kasvetli birisin. Kasvetli değilim. Kasvetli <laughs> değilim ben o kadar. <laughs> E, ama mesela şey okurken e, daha ne bileyim e, daha e, mutlu şeyler arıyorum ya da benim bakış açımı daha değiştirecek şeyler ar arıyorum. Ben aslında biyografilerden falan çok az ediyorum son dönemde. E, yani benim okuma tarzlarım da biraz değişiyor evet ama mesela şu kitapta seninle bence aynı görüşe sahibiz şu an. Bak Akvaryumun Potpun altında çok güzel yani. biyografiler var. İşte, Onları bir evet. göz gezdirmeni tavsiye ederim. Akvaryumun altındaydım. Şu an yanlış evet. yere bakıp evet diyorsun da. Ee, ayrıca ben çok e, günlük hayatımda mutsuz bir insan değilim. Notlarına mı bakıyorsun değil mi? bana söyleyeceğin şeyler için? Niye not alayım? <laughs> <sana, sana gülüyor> bana ne şey yazabileceğini falan notunu mu yazdın? Niye not alayım ki? <laughs> Hayır niye not alayım Bileyim ki? Mi? Aslı örnekle Okur Arşivi bir sonraki bölümde devam edecek. Kendinize iyi bakın. Ama sonrasında neler olur ben hiç bilmiyorum. Büyük sürprizler var bu arada söyleyeyim.